için bunu yaptık. İşte öz burası. Ben de özün üstündeyim. Anladınız mı öz üstünde demek? Efendim öz üstü Denizli'de Kızılca Bölük'te bir sohbet geleneğinin, muhabbet geleneğinin adı. Kızılca Bölükler çalışkan insanlar. Sabah namazıyla giriyorlar dokumaya. İkindine kadar orada çalışıyorlar. Yoruluyorlar. Çıktıktan sonra ne yapıyorlar? Hemen evlerinin yanında duvarın dibinde yer alan bu özün üzerinde ve etrafında toplanıyorlar. Protokolde yaşlılar burada, büyükler burada. Buranın da protokolü var. Evet. Gençler yanında duvarlara yaslanıyorlar veya hanım teyzeler, büyük anneler oturuyor. Daha küçük yaştaki genç kızlar oturuyorlar ve orada bir sohbet ve muhabbet oluyor. Ama nasıl bir muhabbet? Tarihten, felsefeden, Newton'dan, matematikten. Buranın okumuşları çok. Üniversiteden neleri getiriyorlarsa öz üstünde herkes getirdiğini çıkınını açar gibi ortaya koyuyor ve işte muhabbet burada deniliyor. İşte onun için bu güzel geleneğin adı öz üstü şiir şenliği şekline dönüştü. Geçen sene birincisinde bu öz üstü şiir akşamıydı. Bu sene gerçekten şenlik işte şimdi başlamış oldu. Okuma yarışması devam ediyor. Yazma yarışmasını açıkladı. Denizli şairlerimiz huzurlarınızda. Bu milletin çobanından padişahına kadar hepsinin şair olduğunu biliriz. Her yerde şairlerimiz vardır. Ama ve lakin şairlerimizin toplumla buluşması için ortamların hazırlanması gerekir. Sayın Kızılca Bölük Belediye Başkanı'na, Yazarlar Birliği'ne, İLESEM'e, yazar bir grubuna çok teşekkür ediyoruz. Bize hep beraber bu ortamı hazırladıkları için. Değerli şair dostlarımız, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya sağ olun, bakın alkışlıyorsunuz değil mi? Yani ne kadar güzel dostlarımız.